Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hücre zarından madde geçişlerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun ödüncü kazanım kavramı testindeyiz. Şöyle ben ekran ışığını açayım biraz daha. Evet. Şimdi başlayayım isterseniz. Diyor ki, bir amip önce saf suya sonra da tuzlu suya bırakılıyor. Buna göre hücrenin ozmotik basınç değişimine ait grafik hangisi gibi olmalıdır? Şimdi ben önce size bir ozmotik basınçtan bahsedeyim. Arkadaşlar, ozmotik basınç eşittir suya olan ihtiyaç, yani su ihtiyacı. Şöyle düşünün, bakın. Diyelim ki çok konuştunuz. Böyle bir susama hissi oldu ağzınızda. Ağzınız kurudu falan. Sizin su ihtiyacınız arttı, değil mi? O zaman neyiniz artmış oluyor? Ozmotik basıncınız artmış oluyor. Eğer ben suyu içersem bu sefer de ne olacak? Ağzımda bir su fazlalığı olacak. İşte buna da biz ne diyoruz? Turgor basıncı diyoruz. Turgor basıncı suyun yaptığı basınçtır arkadaşlar. Yazamadım şuraya. T'yi yazamadım. Turgor basıncı da neymiş? Suyun yaptığı basınçmış. Yani su fazlalığı diyebiliriz arkadaşlar. Bir kere bunların ikisi arasındaki bağlantıyı bilmeniz lazım. Eğer benim suya ihtiyacım varsa su fazlalığım var mıdır? Yoktur, değil mi? İşte o zaman ozmotik basınç artıyorsa turgor basıncı ne olur? Düşer. Yani suya ihtiyacım artıyorsa suyun fazlalığı ne olur? Azalır. Bu mantıktan yürüyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce ne yapmış? Saf suya bırakılmış amip. Şimdi amip saf suya bırakılıyorsa, amip kendisi yoğun bir ortam olduğu için hücre, sonuçta ozmotik basıncı ne olur? İlk önce bir düşer. Çünkü saf sudan amipe doğru bir su girişi olur, değil mi? Şunu amip olarak düşünün. Saf suya koyduğum zaman ne olacak? Bir su girişi olacak arkadaşlar. Su girişi olduğu için de bir su fazlalığı olacak. Dolayısıyla ozmotik basıncı düşecek, turgor basıncı artmış olacak. Şimdi o zaman grafiklerde ben düşen bir şey arayacağım. Bakın, ozmotik basıncın düştüğü iki tane grafik var. Bunlardan bir tanesi A şıkkı, diğeri de E şıkkı. Bakın, C'de sabit kalmış olmaz. B şıkkında artırmış arkadaşlar olmaz. D şıkkı zaten çok garip bir grafik arkadaşlar, bu da olmaz. Şimdi A ya da E olacak. Peki sonra ne olmuş? Sonra da tuzlu suya bırakılmış. Şimdi bunda bir su fazlalığı var, değil mi şu an? Çünkü saf suya konulduğu için içerisine su çekti. Ben bunu götürür yoğun bir ortama koyarsam ne olacak bu sefer? Amipten dışarıya su çıkışı gözlenecek arkadaşlar. Dolayısıyla amip dışarıya su verdiği için suya olan ihtiyacı artacak. Neden? Çünkü dışarıya su veriyor. Şöyle düşünün, ben konuştuğum zaman ne yapıyorum? Vücudumdaki su, işte konuşurken harcadığım diyelim ki enerjiye gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Benim ağzım kuruyor. O da arkadaşlar bende bir su ihtiyacı oluşturuyor. Yani ozmotik basıncım artıyor. O zaman ben amipi tuzlu suya bırakırsam ne olur? Suyu verir dışarıya. Dolayısıyla ozmotik basıncı artar. O zaman cevabımız ne olur? A şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda bir bakteri hücresinin bulunduğu ortamın madde yoğunlukları verilmiştir. Bu bakteri hücresi glikoz hücre içerisine alırken vitamini hücre dışına atmaktadır. Glikojen miktarında ise bir değişim olmamaktadır. Buna göre diyor, tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Glikozu hücrenin içine alıyor. Şimdi glikozu hücrenin içerisine alıyorsa, yani ortamdan kendi içine doğru alıyor. Bakın, kendi içi 0,02. Mesela bunu 2 olarak düşünün. Kendi iç yoğunluğunu. Bunu da 1 olarak düşünün. Şimdi kendi iç yoğunluğu daha fazla. O zaman ortamdan kendine glikoz alırken ne yapıyor? Aktif taşıma yapıyor. Neden? Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bir geçiş var. O yüzden de aktif taşıma yapıyor. Diyor ki vitamini hücre dışına atmaktadır. Şimdi vitamin yoğunluğuna bakacağım. Vitamin yoğunluğu arkadaşlar, bakın, burada 2 iken burada 3. Şimdi hücre dışına atıyorsa o zaman bu amip, pardon, bu bakteri arkadaşlar yine ne yapıyordur burada da? Burada da aktif taşıma yapıyordur. Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru veriyor. Glikojen ise eşitmiş ki zaten arkadaşlar hücre dışından glikojen alamaz bakteri. Çünkü bakterilerde hücre duvarı olduğu için, glikojen de büyük bir molekül olduğu için endositoz olayını gerçekleştiremiyorlar. Hücre duvarı yalancı ayak oluşumuna izin vermiyor. Bu yüzden de arkadaşlar glikojen dışarıdan alınamaz. Hücre içerisine kendisi üretir. Diyor ki glikoz hücre içine difüzyon ile girer. Şimdi ne dedim, bakın, aktif taşıma ile girer dedim, değil mi? Ortamdan kendi için alırken, o yüzden bu yanlıştır. Vitamin hücre dışına difüzyonla çıkar. Yine ne dedik? Aktif taşıma ile çıkar dedik. Yanlış.
Glikojen aktif taşıma ile hücre içerisine girebilir. Arkadaşlar, glikojen büyük bir molekül olduğu için aktif taşıma ya da difüzyon olayıyla taşınamaz. Çünkü aktif taşıma ve difüzyon küçük moleküller için geçerlidir. Glikojen, enzim, nişasta, selüloz gibi moleküller hücre içerisine alınırken endositoz olayıyla alınır. Yani büyük moleküllerin hücre içerisine alınması bu şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Bir süre sonra hücrenin ozmotik basıncı artar. Şimdi bakın, hücrede hücre içeriye ne alıyor? Glikoz alıyor. Dışarıya da vitamin veriyor. Bu bir dursun bakalım. Şimdi ben bununla ilgili bir yorum şu an için yapamıyorum ama şıklara göre gidelim. Glikoz ve vitamin aktif taşıma ile taşınmıştır. Bakın, ikisinin içinde aktif taşıma dedik mi? Dedik. O zaman E şıkkı doğru. Şimdi Denizli şıkkı için hücrenin ozmotik basıncı artar demiş ya. Şimdi burada arkadaşlar bir eşitleme olayı olduğu için hani ben bununla ilgili bir yorum yapamam. Bana hücre içinin yoğunluğunu da vermesi lazım. Ozmotik basıncın artıp artmadığını söyleyebilmem için. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamadım ama E şıkkı zaten nedir? Doğrudur. Geçelim 3. sorumuza. Böyle deney soruları çok sorulur. Kitaplarda da sorulur. O yüzden dikkatli dinleyin. Evet, 3. soruda diyor ki aşağıdaki deney düzeneğinde cam huni içerisinde %10'luk glikoz çözeltisi, kaba ise diyor %20'lik nişasta çözeltisi ve %1'lik maltoz çözeltisi konulmuş. Şimdi kabın içerisinde nişasta ve maltoz var. Cam hunide ise arkadaşlar %10'luk glikoz çözeltisi varmış ve arada dikkat ederseniz seçici geçirgen zar var. Bakın, öncelikle hemen yorum yapıyorum. Hiç diğerlerini okumama gerek yok. Arkadaşlar, glikoz molekülü küçük molekül olduğu için bir kere cam huniden dışarı çıkabilir. Yani kapta görülebilir. Ama nişasta ve maltoz büyük moleküller olduğu için cam huninin içerisine zardan geçemezler. Bir kere bunun yorumunu yaptık. Şimdi su bakımından yorum yapalım. Bakın, cam huni içerisinde ne kadar su var? %90, değil mi? Peki kap içerisinde ne kadar su var? Şimdi %20, %21 oldu değil mi ikisi birlikte? Geriye kalan %79'luk kısımda su. O zaman dış taraf daha mı yoğun? Yani pembe olan kısım daha yoğun. O zaman cam huniden ne çıkacak dışarıya? Su çıkacak arkadaşlar. O zaman cam hunideki ozmotik basınç ne olur? Artar. Çünkü su kaybediyor. Suya olan ihtiyacı artıyor. O zaman ozmotik basıncı artar diyoruz. Şimdi bakalım. Diyor ki cam hunide nişasta molekülüne rastlanır. Az önce ne dedim? Nişasta büyük olduğu için giriş çıkış yapamaz. O yüzden bu yanlıştır. Kaptaki sıvı seviyesi yükselir demiş. Şimdi cam huniden dışarıya doğru su çıktığı için kaptaki sıvı seviyesi ne olacak? Yükselecek. O yüzden bu doğrudur. Cam huniye İyot çözeltisi damlatılacak olursa hem kapta hem de cam hunide mavi mor renk oluşur. Bakın, iyot nişasta ile bu rengi veriyormuş. Şimdi kapta mavi mor renk oluşması doğru olur. Çünkü arkadaşlar, kabın içerisinde nişasta var. Nişasta olduğu için de kapta mavi mor renk oluşur. Ama cam huninin içerisinde nişasta yok. Nişasta olmadığı için burada mavi mor renk oluşmaz. Burada her ikisinde de oluşur dediği için bu yanlıştır. Cam huninin yoğunluğu artar. Şimdi cam huni ne yapıyordu? Su kaybediyordu değil mi? Neden? Burada su daha fazla olduğu için, kapta daha az olduğu için suyu kaybediyor. Suyu kaybettiği için de ne olacak? Glikoz yoğunluğu artacak arkadaşlar. Yani yoğunluğu artar. Bu doğru. Bize doğru cevap olanı sormuş. 2 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Dediğim gibi bu tür soruları öncelikle kendiniz şöyle bir yorumlayın. Daha sonra öncüllere bakmak daha kolay olacak. İşinizi daha da kolaylaştıracaktır. Evet, gelelim 4. sorumuza. Diyor ki aşağıda endositoz yapan bir hücre şematize edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 nolu yapılar hangisidir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, bakın bir nolu yapıya bakıyorum. Dikkat ederseniz şöyle bir ayaklar oluşmuş. Bu nedir? Yalancı ayak ya da katı besin dediği için arkadaşlar fagositik cep de diyebiliriz. Şimdi fagositoz katı besinlerin alınmasıdır. Pinositoz da sıvı besinlerin alınmasıdır. Dolayısıyla burada fagositoz olduğu için, katı besin alındığı için fagositik cep oluşacak. Yani C'yi, D'yi, E'yi eledim. Sonra geliyorum, bakın. İkincisinde ne olmuş? Etrafı, bu katı besinin etrafı zarla çevrilmiş. Biz bunu arkadaşlar besin kofulu diyoruz.
besin kofulu. Daha sonra bu besin kofulu lizozomla birleştiği zaman lizozom ne yapıyordu? Sindirim yapıyordu, değil mi? Sindirim yaptığı için biz buna da artık ne diyoruz? Sindirim kofulu diyoruz. O zaman fagositik cep, besin kofulu, sindirim kofulu olacak. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Beşinci sorumuza gelelim. Yine bir deney. Diyor ki, U şeklinde bir boru alınarak X koluna %20'lik glikoz çözeltisi, Y koluna %10'luk maltoz çözeltisi konulmuştur. Bir süre sonra diyor hangileri gerçekleşir? Şimdi yine tekrar yorumumu yapıyorum. Maltoz büyük bir molekül mü? Evet. Maltoz seçici geçirgen zardan geçebilir mi? Geçemez. O zaman arkadaşlar X kolunda bir kere ben maltoza rastlayamam. Şimdi glikoz küçük bir molekül mü? Evet. Küçük bir molekül olduğu için zardan geçebilir mi? Geçebilir. O zaman ben Y kolunda glikoza rastlayabilirim. Glikoz var. Ama X kolunda maltoz yok. Unutmayın. Peki şimdi su seviyelerine bakıyorum arkadaşlar. Şöyle sileyim. Şimdi burada %20'lik glikoz varsa ne kadar su vardır? 80. Burada %10'luk maltoz varsa ne kadar su vardır? 90. O zaman bakın Y kolunda su miktarı daha fazla. O zaman Y'den X'e doğru ne geçiş olacak? Bir su geçişi olacak arkadaşlar. Eşitleninceye kadar bu devam eder. O zaman X kolundaki sıvı seviyesi yükselir derse doğru olur mu? Olur, değil mi? Şimdi zaten ilk öncülde de onu söylemiş. X kolunda sıvı seviyesi bir süre yükselir demiş. Evet, değil mi? Neden? Çünkü Y'den X'e su geçiyor. O yüzden bu doğrudur. Y kolunda glikoza rastlanır. Bakın Y kolu için glikoz yazdım. Doğru, rastlanır. Her iki kolda da maltoz görülür. Ne demiştik? Maltoz büyük bir molekül olduğu için geçemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla her iki kolda görülmez. Sadece Y kolunda vardır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız Denizli şıkkı 1 ve 2 olur. Diğer sorumuz. Aktif taşıma ile ilgili özelliklerinden hangileri basit difüzyon içinde söylenebilir? Bakalım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşir. Arkadaşlar basit difüzyon tam tersi. Çok yoğundan az yoğun ortama doğru gerçekleşir. O yüzden bu olmaz. Zardan geçebilecek küçük moleküller taşınır. Evet, her ikisinin ortak özelliğidir. Küçük moleküller taşınımında aktif taşıma, basit difüzyon, ozmoz ve aklınıza kolaylaştırmış difüzyon gelecek arkadaşlar. Büyük moleküllerin taşınmasında da aklınıza endositoz ve egzositoz gelecek. Endositozun iki tane alt başlığı vardı. Neydi bunlar? Fagositoz ve pinositoz. Fagositoz katı besinlerin alınması, pinositoz da sıvı besinlerin alınmasıdır. O zaman bu doğrudur. Taşıcı proteinler ve enzimler görev alır. Arkadaşlar basit difüzyonda taşıcı protein, enzim bunlar görev almaz. Sadece kolaylaştırmış difüzyonda taşıcı proteinler görev alır. O yüzden bu olmaz. Hangisi basit difüzyon için de söylenebilir? Aslında ortak olanı sorduğu için cevabımız yalnız iki Bursa şıkkı olacak. Yedinci sorumuz. Diyor ki hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen olaylarından hangileri hücre çeperi bulunduran bir hücre tarafından da gerçekleştirilebilir? Şimdi arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi yok. Bitki hücrelerinde mesela var. İkisini de karşılaştıralım. Kolaylaştırmış difüzyonu her ikisi de yapabilir mi? Yapabilir. Aktif taşıma her ikisi de yapabilir mi? Yapabilir. Egzositoz nedir? Egzo dış demektir. Sitoz arkadaşlar atılım gibi düşünebilirsiniz. Dışarı atılıma biz ne diyoruz? Egzositoz diyoruz. Yani hücre içinden büyük maddelerin dışarı atılmasıdır. Bunu bitki hücreleri de yapabilir. Yani hücre çeperi olan bir canlı da yapabilir. Ama buraya egzositoz değil de endositoz deseydi o zaman onu alamazdım. Neden? Çünkü bakın şöyle bitkinin hücre duvarı var, değil mi? Hücre duvarı. Şimdi arkadaşlar eğer ki hücre dışına doğru bir endositoz olayı yapmamız gerekiyorsa, yani biz hücrenin dışından işte bir besin maddesini almamız gerekiyorsa bitki hücresi bunu yapamıyor. Çünkü yalancı ayak oluşturması lazım. Yalancı ayak oluşumuna da çeper izin vermiyor. Bu yüzden de endositoz olayı çeperi olan hücrelerde gerçekleşmez. Egzositoza ise arkadaşlar tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Dolayısıyla burada egzositoz yazdığı için hepsi gerçekleşebilir. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 8. sorumuz. Yukarıda verilen taşıma şekillerinden hangilerinde ortamlar arasındaki yoğunluk farkı önemsizdir? Bakalım. Şimdi arkadaşlar aktif taşımada
Yoğunluk farkı önemli. Neden? Çünkü aktif taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınıyor. O yüzden yoğunluk farkı önemli. Difüzyon yine aynı şekilde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşiyor arkadaş. Pardon, difüzyon çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşiyor. Bu yüzden yoğunluk farkı önemlidir. Fagositoz, bakın fagositoz büyük besinlerin taşınmasıdır. Burada yoğunluk farkı önemli değil. Ozmoz yine suyun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçmesidir. O yüzden yoğunluk farkı önemlidir. Eksositoz ise az önce söyledim. Hücre dışına büyük moleküllerin verilmesidir arkadaşlar. Yine yoğunluk farkı burada önemsiz. Bize önemsiz olanları sorduğu için cevabımız ne olur? 3 ve 5 olur. Yani Ceyhan şıkkı olacak. 9. soru. İçi boş bir bağırsak parçası içerisinde amino asit, protein, gliserol bulunan su dolu bir kaba bırakılıyor. Bu kapta meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili hangileri söylenebilir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi bağırsak parçasının içerisine bir kere hangi moleküller girebilir, hangileri giremez buna bakacağız. Gliserol küçük bir molekül mü? Evet, küçük bir molekül olduğu için gliserol girebilir. Amino asit küçük bir molekül olduğu için girebilir ama protein giremez çünkü protein büyük bir moleküldür. Şimdi diyor ki amino asit ve gliserol difüzyon ile bağırsak içerisine girer. Evet bu doğru olur arkadaşlar. Difüzyonla girebilir. Protein polimer olduğu için bağırsak içerisine fagositoz ile girebilir. Şimdi bakın polimer olduğu için hani fagositozla girebilir kelimesi doğru ama burada fagositoz olayı gerçekleşirken ATP harcanır. O yüzden ortamın canlı olması lazım. Burada arkadaşlar bağırsak canlı bir ortam değil, değil mi? Dolayısıyla bu olay gerçekleşemez. Normalde şu dediği cümle doğrudur ama burada ortam cansız olduğu için bağırsak içerisine giremiyor arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Buraya bağırsak değil de canlı bir hücre koymuş olsaydı o zaman tamam doğru girebilirdi. Ama dediğim gibi cansız ortam olduğu için giremez. Kaptaki su seviyesinde azalma görülür demiş. Şimdi içi boş bağırsak parçasının içerisine sonuçta su girişi de olacak ya. O yüzden kaptaki su seviyesi azalır arkadaşlar. Doğrudur. Bize doğru olanları sormuş. Cevabımız 1 ve 3 olur. Edirne şıkkı olur. Gelelim son sorumuza. 10. soru diyor ki. Yandaki grafikte diyor bir amip hücresinin farklı ortamlarda bekletildiğinde hücresindeki su miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Amipin bekletildiği ortamları soruyor bize. Şimdi bakın T1 anında hücrede su miktarında herhangi bir değişiklik olmamış arkadaşlar. O zaman bu izotoniktir. İsterseniz gelin ben size şu ortamları şöyle bir anlatayım. Bakın bu ortamlar çok karıştırılıyor. Şöyle bir anlatayım arkadaşlar. Ben normal deney üzerinden anlatmak istiyorum. Yani ben derslerimde de öyle anlatıyorum, videolarımda da. Şimdi 3 tane kabımız var. Ve bu 3 kabın içerisinde de eşit özellikte hücreler koyuyorum. Bakın eşit özellikte hücreler. Mesela bu hücrelerimizde %10'luk glikoz çözeltisi var. Hepsinde %10'luk glikoz çözeltisi. %10. Bunu yazamadım bir dakika. Şunu tekrardan çizelim. Şöyle %10'luk glikoz çözeltisi. Ben getirdim. Şimdi birinci kaba bakın %50'lik glikoz çözeltisi koydum. Şimdi arkadaşlar yoğunluğuna baktığım zaman bakın %50 glikoz mu daha fazla %10 glikoz mu daha fazla? %50 daha fazla değil mi? O zaman ben bu ortama glikoz yoğunluğu daha fazla olduğu için ortama ne diyorum? Hipertonik ortam diyorum arkadaşlar. Hipertonik ortam. Peki bu ortamda ne olur? Hemen söyleyelim. Bakın %10'luk glikoz varsa içeride ne vardır? %90'lık su vardır değil mi? Dışarıda ne vardır? %50'lik su vardır. Dolayısıyla hücrenin içinden hücre dışına doğru su çıkışı olur. Ve hücre büzülür arkadaşlar. Biz bu büzülme olayına ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. Plazmoliz diyoruz. Büzülme olayına. Hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz diyoruz. Günlük hayatta şu karşınıza çıkabilir. Mesela banyo yaptığınız zaman veya işte denize girip çıktığınız zaman parmaklarınızın ucunda böyle büzüşmeler görürsünüz uzun süre kalıyorsanız. Onun sebebi işte plazmolizdir. Bizim parmak uçlarımızdaki derimizdeki hücreler su kaybediyorlar ve büzülüyorlar. Bu yüzden de derimiz böyle buruş buruş oluyor. Bunun sebebi dediğim gibi plazmoliz olayıdır. Çünkü deniz suyu tuzludur. Tuzlu olduğu için de bize su kaybettirir. Hipertonik ortamı anladınız değil mi? Şimdi gelelim diğer ortamımıza. Ben getirdim diğer ortama da arkadaşlar %10'luk glikoz koydum.
Burada ikisi birbirine eşit mi? Eşit. Bakın, eş anlamda izotonik ortam diyorum ben bu ortama. Ve izotonik ortamda arkadaşlar su giriş çıkışları eşittir veya olmaz. Genelde su giriş çıkışı eşittir olarak alıyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir büzülme, açılma, herhangi bir şey olmaz. Çünkü eşit ortam. Su kaybı da gerçekleşmez. Geliyorum üçüncü ortama, bakın. Üçüncü ortama da getirdim. %5'lik glikoz koydum. Şimdi bakın. Ortamdaki glikoz mu daha fazla, hücre içindeki mi? Hücre içindeki daha fazla değil mi? Ortamdaki glikoz daha az olduğu için az yoğun anlamında hipotonik ortam. Hipotonik. Bakın, hiper yüksek demek. Hiper tansiyondan aklınıza gelsin. Hipo düşük demek. Hipotermiden gelsin. Yani düşük vücut sıcaklığına bağlı olarak insanlar ölüyor mesela. Eğer ki hipertonik diyorsa çok yoğun ortam gelecek aklınıza, hipotonik diyorsa az yoğun ortam gelecek aklınıza. Peki hipotonik ortamda ne olur? Eğer ben plazmoliz olmuş, yani büzülmüş bir hücreyi getirip hipotonik ortama koyarsam, bu hücre bir süre sonra ne yapacak? İçine su alacak. Neden? Çünkü bakın, burada %95 su varken burada %90 su var. Yani ortamda su miktarı daha fazla. Bu yüzden de hücrenin içerisine su girer. Bu sefer ne olur? Hücre şişer, eski haline gelir. Biz buna da deplazmoliz diyoruz. Deplazmoliz. Yani plazmolizin tam tersi diye düşünürsünüz. Hatırlıyor musunuz? Size turgor basıncı ile ozmotik basıncını anlatmıştım. Turgor basıncı suya olan ihtiyaçtı. Ozmotik basıncı suya olan ihtiyaçtı. Turgor basıncı da suyun fazlalığıydı. Peki bu ortamlarda ozmotik basınçla turgor basıncı ne olur? Söyleyelim. Arkadaşlar bakın, hücreye baktığımız zaman hücre su kaybediyor mu? Kaybediyor değil mi? Suyu kaybettiği için suya olan ihtiyacı artıyor mu? Artıyor. O zaman ozmotik basınç artar. Değil mi? Turgor basıncı ne olur? Tam tersi olduğu için düşer. Zaten siz bu ikisi arasında ters orantı olduğunu bildiğinizde, diyelim ki ozmotik basıncın artar olduğunu bulursanız hemen turgor basıncını düşer diyeceksiniz. İzotonik ortama geldiğim zaman burada herhangi bir durum olmadığı için ozmotik basınçla turgor basıncı birbirine eşit olur. Biz bunu ozmotik denge diyoruz. Ozmotik denge diyoruz arkadaşlar. Hipotonik ortama geldiğim zaman hücre ne yapıyor? İçerisine su alıyor değil mi? Su aldığı için suya olan ihtiyacı azalıyor. Yani ozmotik basıncı azalır. O zaman su fazlalığı başlayacak. Turgor basıncı da artar. Bunu eğer anladıysanız bu şekilde, emin olun bütün ozmotik basınç, turgor basıncı veya hipertonik, izotonik ortam sorularını çözeceksiniz. Şimdi gelelim sorumuza, bakın. Sorumuz da ne diyor? Bakın, diyor ki hücredeki su miktarını göstermiş. Bize ortamları soruyor. Bakın, birincisinde hiç su kaybetmemiş. O zaman nedir? Eş yoğun ortamdır. Yani izotonik ortamdır. İkincisinde arkadaşlar su kaybediyor. Su kaybettiği ortam hangisiydi? Suyu dışarıya verdiği ortam hipertonik ortamdı değil mi? O zaman ikincisi hipertonik ortam. T3'e geldiğim zaman T3'te de su alıp eski haline dönüyor. O zaman o da hipotonik ortamdır. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Böylece bu testimizin de sonuna geldik. Hücre üzerinden madde geçişleriyle ilgili bir testimiz daha var. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.